her zaman öyleydi, hakikaten çok hoşsun. Çok ama bu aralar zannediyorum daha da bir böyle sporla iç içesin değil mi? Nasıl geçiyor hayatında, neler yapıyorsun spora dair, beslenmeye dair? İpucu da vermiş olalım. Sabah saat 6'da gözümü açıyorum. Hemen meyve suyumu, çok hafif bir kahvaltımı yapıyorum ve hemen spora atıyorum kendimi. Bir 60 dakika bir yürüyorum. Öğlen işlerimi hallediyorum, toplantılarımı yapıyorum. Özel işlerimi hallettikten sonra da İhsan Tarkan hocam geliyor. Her gün, hafta içi her gün beni çalıştırıyor. Haftada iki gün ayrıyetten Türker Seçilir hocamdan pilates dersi alıyorum. Bu ara Tülay bayağı ben spora vermiş ya, kendimi vermiş haldeyim. Hani sürekli gözümü kapatıp açtıkça artık spor aletlerini görmeye başladım. Ay çok güzel. Peki sever misin normalde sporu bu kadar? Sevmezdim. Eskiden hiç sevmezdim. Zaman geçtikçe demek ki insan hani sevdiği şeyler sevmediği şeyler de değişiyor. Değil mi? Bir de bir kadın olarak yani dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. İleriye kendimize özen göstermemiz gerekiyor. Rabbimin bize verdiği bu bedenin değerini, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ben de değerini bilmeye çalışıyorum. Bir süre zaten yaptıktan sonra spora vücut alışıyor galiba. Yapmayınca insan kendini mutsuz hissediyor. Spor yaparken herhalde o serotonin hormonu mudur nedir, o salgılanıyor ya. Hiçbir şey beni mutsuz edemez. Yani bir gün yapmadığım zaman bunalım oluyorum. Bunalıma giriyorum. Ay, çok güzel kötü. Bir şey. Nasıl bir his biliyor musun? Hani ya içimde bugün bir şey var. Ağlayabilirim. Her an ağlayabilirim modunda oluyorsun. Bunu hep söylerdi arkadaşlarım. Spor yapan arkadaşlarım, ay hadi canım ne diyorsunuz ya, kafayı mı yediniz? Vallahi derdim. Ben de öyle. Sen de öyle. Hani ben de pek sporla ilgim yoktur, pek yapamam biraz üşengeçimdir o konuda i̇şte maalesef. Benim eski halimden. Örnek almam lazım. Aynen öyle. Eski halimden. Ben de hep duyduklarımdan bir ara öyle bir heves etmiştim, bir süre pilates yaptım. O zamanlarda o duyguyu hissetmiştim ama yeniden onu bir hissedip başlamam gerekiyor galiba. Aşılıyorum sana şimdi, öyle bir enerji veriyorum şu anda. Alıyorum o enerjiyi. O enerjiyi ben almaya devam Kalk ederken. Kısa bir ara verelim, reklam hadi. Arası. Ben o enerjiyi depolayayım. Reklamdan sonra hangi şarkıyla devam edelim albümden? Şimdi ekibimin de istediği şarkı var. Türk pop müziğinin iki tane değerli isminden, sevgili Sezen Aksu'dan da Ajda Pekkan'dan da istek şarkıları var ekibimin. Tamam. Onu çalacağız ama reklamdan sonra havam yerinde diyelim mi? Havam yerinde diyelim, evet. Az önce de o bahsettiğimiz şarkıyı bir hatırlamış olalım. Aşkın Tuna sevgili Selim Çaldıran'dan Havam Yerinde gelecek birazdan. Oo, havamız yerinde olsun. Bu arada biz sorularımızı düşüneceğiz imzalı albümler için reklam sırasında. Sonrasında size yönelteceğiz. Hepinize bol şans diliyoruz şimdiden. Evet, alkışlar. Süper. Havamız yerinde. Son derece enerjik zaten. Petek televizyon programında da öyleydi. Biz ama adını söyleme. Şimdi şöyle yapalım önce. Sorularımızı biz orada belirledik. Ben Petek'e sordum. Ne sormak istersin Twitter'dan ve Facebook'tan? Bilindik şeyler olsun dedik. Facebook üzerinden televizyon programının, bir dönem yapmış olduğun televizyon programının adını sorduk. Aynen. Takip edenler hemen cevap verecekler. Çok kolay zaten. Söyleme. O yüzden Yarışma programı değil. Sabah programının adını soralım. Ha evet. İki tane var. Doğru söylüyorsun. Sabah programının adını soruyoruz. Karıştırmayın. Konukları ağırladığı, sohbet ettiği. Evet. O keyifli programın adını soruyoruz. Twitter üzerinden de Petek dedi ki hangi takımı tutuyorum, hangi futbol takımını tutuyorum onu soralım. Evet. Dedi. Biz de sorduk ama bu arada Petek Dinçöz'ün Twitter adresini mention ederek yollamanız gerekiyor. Çünkü çok fazla taklit sayfa var değil çok mi? Çok fazla. İnanılmaz Tülay'cığım. Yani ilk başta Twitter'a girdiğimde bir baktım bir sürü Petek Dinçöz var. Sadece gerçek tek gerçek adresim Petek DNCZ adresinden bana ulaşabilirler. Onun dışında Instagram'da kullanıyorum. Instagram'da Petek Dinçöz olarak bulunuyorum. Tuttuğum takım ve yapmış olduğum sabah programının adı. Sabah programı tekrar yapmayı düşünüyorum. Şu anda gelen projeleri değerlendiriyoruz. Çünkü çok keyifli. Çok erken kalkmayı seven bir insanım. Sağlıklı yaşıyorum. Ve öğrendiğim hani nasıl kilo verdim, neler yiyorum, nasıl besleniyorum daha doğrusu. Bunları tabii ki dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Onları önce bizimle paylaşacaksın ama biliyorsun değil mi? Ya. Sorularını alacağız. Önce bizim biraz öğrenmemiz lazım. Ufak ufak ipuçlarını alacağız. Bu arada birkaç soru sorsam mı acaba diyorum ben sana. Çünkü dediğim gibi sonra bana kızıyorlar. Fotoğrafımızı da sayfamızda paylaştık. Hemen bir gireyim sayfamıza. Engin Durgut, Petek Hanım olmaz.
ismi söyleyemeyeceğim. Takımınıza olan hisleriniz nedir diye sorayım ben. Yani takımın ismini de yazmış da onunla ilgili bir şey söyleyecek zannettim, onu geçiyorum. Takımla ilgili her kadının olduğu gibi ben de o kadar ilgiliyim. Çok fazla hani tuttuğum takım, evet şu takımı tutuyorum. Ama bana sorarsan Tülay'cığım kimler oynuyor, nedir, değil ne değildir? Hani bu kadar spor sevdalısı biri olarak çok ilgilenmiyorum. Futbolla çok aram yok işin açıkçası. Sadece başarılarından mutlu oluyoruz. Evet, evet. Aynı takımı tutuyoruz bu arada. Ben aynı ipucu vermiş olayım. Hani biliyorlar benim aynı takımı tuttuğumu. Peki. Aslan Oğuz diyor ki Petek Dinçöz fan club için, Milat albümü her şey demek. Petek Dinçöz için bu albümün anlamı nedir peki? En büyük anlamı? Milat. Benim için çünkü pop soundlu bir albüm oldu. Pop şarkılar var. O yüzden başlı başına soundundan, kılık kıyafetinden, yorumculuğa kadar komple bir milat diyebiliriz. Daha önce fantezi müzik dalında pek çok ödülün var Petek. Peki bu yeni albümle ödül pop müzik dalında ya da bundan sonraki çalışmalarında gelebilir mi? Bekler gelebilir. Bundan sonraki albümde de zaten rock müzik, rock şarkı da söylemek istiyorum mesela. Çok güzel. Öyle bir kafamda düşünce de var. Değişik projelere imza atmayı seviyorum. Hayatımda risk almayı seviyorum yaptığım işlerde. Bu hem televizyon programı teklifi geldiğinde evet dememle ilgilidir. 700 programı aşkın bir televizyon geçmişim var. 3 saat canlı yayın yaptım televizyonda. Daha sonra sevgili Mehmet Ali Erbil'in uzun yıllar sunmuş olduğu Çark Felek programını biliyorsun. Yani sahipliğini yaptım. Evet, birlikte çok sundunuz. Özeldi. Evet, çok güzeldi. Birlikte sunduk, sonra yıllar sonra bana teklif edildi, ben sundum. Evet. Çok güzeldi. Yani çok güzel bir anı oldu benim için. O yüzden risk almayı çok seviyorum her anlamda. Yayıncılığa çok uzak değilsin. Başına gelen böyle ilginç şeyler oldu mu yayıncılıkla ilgili? En zor yanları neler senin için ya da en keyifli yanları neler? Canlı yayın bir defa başlı başına zor. Çok dikkat etmen lazım. Yani yayında bir şey olabilir, bir kavga çıkabilir. Ki çıktı. Ki çok oluyor değil çok mi maalesef bizde. Değerli din hocalarımızı ağırlamıştım. Yani değerli sanatçı büyüklerimizi ağırlamıştım. 7'den 70'e herkesin çok severek izlediği bir program olmuştu. Keyifli yanı çok ama riski de çok. Canlı yayın başlı başına bir tehlike. Ama yeni projede bu tarzda bir şey olacak değil mi? Bir sabah programı gibi yine İçinde spor da olsun gibi istiyorum. Mutfak olsun istiyorum. Mutfakla aram çok iyi. Çok seviyorum. Yemekler yapayım. Arkadaşlarım gelsin bana. Ay ay ay. Hem kiloyu koruyayım hem yemek yapayım. İşte, yiyeyim. Nasıl bir şey bu? Tülay, ben yemiyorum. Yediriyorum. Yediriyorum. En güzel yaptığın yemek ne o zaman? Biz yemeğe gelelim. Fırında her çeşit yemeği çok güzel yapıyorum. Kutlet, balık olsun, et olsun. Çok lezzetli makarnalar yapıyorum. İtalyan makarnaları, soslu. Hep de kilo yapıcı şeyler yapıyorsun. Tabii sus. Ay çok kızıyor. Herkes şu an üstüme yap. Tülay. Ay inanmıyorum. Tatlı da üstüme tanımıyorum. Hangi bir gün ama yiyeceğiz o zaman. Kesinlikle. Olmaz. Sözü yani, aldık. Hangi tatlıyı? Ya aklına ne geliyorsa. Çok hepsi. Kabak tatlısı, sütlaç. Onlar ne çeşit? Tavuk göğsü. Yok onlar daha şey farklı. Yani. Daha böyle daha egzotik meyveli olan çikolata, eriyen çikolatalar, volkanlar falan seviyorum yani. Şimdi. Peki böyle özel ilgi duyduğun bir mutfak var mı? İtalyan mutfağın aram çok iyi. Bir tek pizza yapmadım daha. Onu denemedim. Çok seviyorum İtalyan mutfağını. Paella çok seviyorum. Mesela paella ki yaptım, becerdim paella yapmayı da. Vay. Bir gün gel eve muhakkak. Tamam. Mesela arkadaşlarımı çağırıyorum. Saatlerce esir ediyorum. Kalkmayacaksınız. Onun da iyi. Onun da tadına var. Ama sen çok kötüsün. Etrafındaki herkes kilo alsın. Ben kilomu koruyayım. Olmaz ki böyle. Ne yapayım? Aşk olsun. Yani. Sonra da birlikte spor yapacağız o zaman. Başka çaresi yok yani. Lazım. Eritmek lazım. Biz Gülşen'le öyle yapıyoruz. Biz Gülşen'le diyoruz. Mesela Gülşen geliyor bana. Oturuyoruz. Hadi ne yapalım. Hop bir şeyler yiyoruz. İşte balık yiyoruz vesaire. Mesela ne yapalım arkadaşım? Hadi yürüyelim. Akşam gece 10. Spor salonuna iniyoruz. Koşuyoruz. İşte kardiyo yapıyoruz. Sonra tatlıları mı yiyorsunuz? Sonra tabii. Çok güzel. Peki. Hoş geldiniz Petek Hanım diyor Adem Gökçe. Sizi beğenerek takip ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Rukiye Turan. Giymediğiniz abiye kıyafetleri ne yapıyorsunuz? Çok güzel kıyafetleriniz var. Size de çok yakışıyor ve çok güzel taşıyorsunuz. Çok teşekkürler. Ne yaparsınız? Bütün giymediğim kıyafetleri ihtiyacı olan mezuniyet biliyorsun boloları var. Onlara gitti. Bütün arkadaşlarımız üniversitede okuyan arkadaşlarımıza gitti. İhtiyacı olan
lara verdik. Peki dağıttık. Nasıl ulaşıyorlar bu anlamda sana? Diyelim ki bir kıyafetini giymek istiyor mezuniyet balosunda. Şen Ajans'tan, Şen Ajans'tan ulaşıyorlar, menajerlik şirketinden. Onun dışında çok fazla kıyafet kalmadı artık. Ben de kıyafet bulmakta zorlanıyorum. Çünkü bundan önce kıyafetlerimin hepsi zaten beden olarak büyük geldiği için. Şimdi yeni kıyafetler diktiriyorum sevgili Şeriban ablama, sevgili Şeriban İpek'e. Zeynep Tosun'la çalışıyorum. Çok güzel, çok başarılı isimlerle çalışıyoruz. Yeni isimlere fırsat vermeyi de çok seviyorum. Hiç ismi duyulmamış modacı arkadaşlarımız var. Onlar da bana ulaşmak isterlerse eğer. Okulda okuyan çok yetenekli çünkü arkadaşlarımız var. Şen Ajans'tan ulaşabilirler. Aa, ne güzel, bunu da duyurmuş olalım buradan. Ama petekten çözü giydirmek de bir zevk olsa gerek. Yani ben pek çok modacıdan duydum. Hani fiziği çok düzgün olduğu için ne giysek ya, ne yapsak yakışıyor, ne giydirsek yakışıyor. O yüzden çok keyif alıyoruz petekten çözü kıyafet yapmaktan diye. Ben de artık bir minat oldum. Mini etek giymezdim hiç Tülay sahnede. Hep biliyorsun uzun tuvaletler. Uzunlar, evet. Evet, şifonlar, tüller uşuş, vesaire. Uşuş. Kilom kadar ağır hani o işlemeler, süslemeler. Hani o üstündeki, o kıyafetin üstündeki o taşlar bir ağırlık yapar biliyorsun. Aha. Kıyafette. Şimdi ne yaptık? Repertuarı tabii ki pop müziğe dönmedim. Bunun altını çizmek istiyorum. Pop şarkılar da okuyorum sahnede. Türk sanat müziği şarkıları da okuyorum. İkiye böldük repertuarı. Çok güzel bir orkestram var. Sevgili Timur başında. Çok güzel çalışmalar imza atıyoruz. Kıbrıs'taydık. Kıbrıs'tan geldik, konserimizi verdik. Orada mini bir elbise giydim ilk defa. Çekiştire. Ay diyorum, ne zor işmiş bu. Uzun tuvaletlere alışmışım. Yerlere kadar kuyruklu kuyruklu. Ama sonra dedim ki ay ne kadar hafif, ne kadar istediğim gibi dans ediyorum, hareket ediyorum. Kolumu rahatça kaldırıyorum, dansımı yapıyorum. Çok keyifliydi. Spor kıyafetleri artık tercih ediyorum. Günlük hayatta da. Peki neden daha önce abiyeydi, şimdi spor oldu? Yani bu hayatındaki bir değişimle ilgili. Aynen öyle. Bu kıyafet tarzıma da yansıdı. Kafa yapıma da yansıdı. Hayat görüşüme yansıdı başlı başına aslında A'dan Z'ye. O yüzden de bu şarkı, yani albümde Milat diye bir şarkı yok. Ama albümün adı Milat. Evet. Değil bu mi? Benim için bir Milat olduğu için. Hem yaşam tarzım, hem hayat görüşüm, o yüzden Milat oldu. Keşke bir soru olarak Milat kaçıncı şarkı diye sorsaydık. Kimse cevap veremezdi. Evet. Belki bilen çıkardı, o hak ederdi yani. Öyle bir şarkı yok ki diyen olabilirdi. Düşünemedik, daha kolay sorular sorduk. Olsun, sorularımızı ben hemen tekrarlayayım. Yine kısa bir ara var çünkü. Twitter üzerinden Petek Dinçöz hangi takımı tutuyorum diye sordu size. Ama Petek Dinçöz'ün Twitter adresini mention ederek biz zaten yazdık oraya, doğru adresin yerleşmesi için. Bize cevapları yolluyorsunuz radyo kulübüne. Radyo alt çizgi kulübü adresindeyiz bu arada, biz de hatırlatalım. Facebook üzerinden de daha önce Petek Dinçöz'ün yaptığı sabah programının adını sorduk. Önümüzde bir program daha olacak. Adı aynı mı olur, değişir mi? Değişik bir isim düşünüyorum. Farklı bir isim olabilir. Bakalım, sürpriz olsun. Görüşmeler devam ediyor şu anda. Televizyon kanallarıyla görüşme halindeyiz. Onun dışında bu cumartesi Ankara'ya gidiyorum. Ankara'daki bütün dinleyicilerimize de sevgiler olsun buradan. Selamlar yollayalım. Kim merak etsinler bakalım nerede olacaksın? Seni nerede görecek Ankaralılar? Onu da birazdan söyleyeceğiz. Şimdi kısa bir ara.